Düzce'de 2 gün boyunca etkili olan kuvvetli yağışların taşkın ve sel afetlerine yol açtığı ilçelerin başında gelen Yığılca, meydana gelen heyelanlar, kapanan yollar ve baş gösteren susuzlukla tam anlamıyla mağduriyetin merkezine dönüştü. İlçedeki sıkıntıları telefon bağlantısıyla konuk olduğu Öncü TV'nin Güne Merhaba programında anlatan Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, desteğini esirgemeyen devlet temsilcilerine teşekkür ederken siyasilere sitemde bulundu. Sözlerine tüm Düzce'ye geçmiş olsun temennisinde bulunarak başlayan Çam, konuşmasının devamında Yığılca'daki büyük tahribatı şöyle kelimelere döktü. Ülkemize, milletimize, ilimize, ilçelerimize geçmiş olsun. Evet, gerçekten en büyük mağduriyet yaşadığımız yer neresi dersek Yığılca deriz. Çünkü sizden gelen görüntüler, yaptığımız röportajlar, görüşmelerle tahribatın boyutunu sizden dinlemek istiyoruz. Yığılca ne durumda? İnanın söyleyecek bir sözümüz yok. Çünkü anlatmakla bu iş buradan çözüme kavuşmaz. İnanır mısınız çok büyük mağduriyet yaşadık. Evet. İlçemize ulaşım sağlayan Yığılca Düzce yolu, karayolu, Yığılca Alaptı ve Yığılca Karakaş grup yolu tamamen çökmüş durumda. Ancak gece ve gündüz çalışmalarımızdan Sayın Valimizin, Sayın Kaymakamımızın dirayetiyle Düzce yolunun ulaşımı gece gündüz çalışarak açtık makinelerimizle, kendi imkanlarımızla Düzce yolu vatandaşlarımızı mağdur etmedik. Evet. Aynı şekilde Karakaş grup yolu köylerimiz, 17 tane köyümüzde mağduriyet yaşadı vatandaşlarımız. Ayağı kırılanlar oldu. Evet, hastaneye ulaştıramadık. Buraya hastamızı taşıyamadık. Bir gün 24 saat vatandaş beklemek zorunda kaldı ayağı kırık vaziyette. Yani ne söylenebilir ki yani buna? Bir tek Sayın Valimizin çabasıyla gece geldi buralarda bizi ziyaret etti. Evet. Buradaki sorunları yerinde inceledi. Sağ olsun Valimiz, anladın mı? Her tarafa koşuyor. Atam karınca gibi Sayın Valimiz. İl Genel Merkezimiz aynı şekilde. Kaymakamımız aynı şekilde. Ancak siyasilerden umduğumuz, beklediğimiz bir karşılığı bulamadık. Düzce'de 3 tane milletvekilimiz var. Düzce'nin en uzak ilçesiyiz. Şu anda ilçemizde su yok, su sıkıntısı var. Evet. Kendi çabalarımızla İller Bankası'ndan sağ olsun gelen müdür yardımcılarımız aradılar, tüm gece aradılar. Şu anda sabahın 8'inde ekipler geldiler, inceleme yapıyorlar. Su sağlayan, ilçemize su sağlayan kaynaklarımız tamamen çökmüş durumda. Vatandaşlarımız şu anda, anladın mı, mağdur durumda. Bölgedeki ilçe belediyelerden, il belediyesinden tankerlerle ilçeye su taşıyoruz 40 kilometreden. Evet. Vatandaşlarımıza biz onlarla su vermek durumunda kaldık. Çünkü şu anda ulaşım sağlanmıyor. Kaynağı efendim kaptaş dediğimiz o evet. Suyun geldiği kaynağa ulaşamıyor. Şu anda bölgeye giden ekiplerimiz şu anda çalışmalarına devam ediyor. Oradaki tespit yapacaklar. Arızanın giderilmesi için en azından geçici bir su buraya ilçeye ulaştırmak için. Sağ olsun bölge müdürümüz aradı. Genel müdür yardımcımız aradılar İler Bankası'ndan. Ama bir tane siyasi arayıp da ne anladığınız derdiniz var, sıkıntınız var. Bakanımız Düzce'ye geliyor. Yılca'ya bir gelip de şurada bir inceleme dahi yapmadılar. Düzce'de tamam sıkıntı büyük. Ama ilçemizde en çok yağış alan 250 metreküpe yakın metrekarede su almış bir ilçede. Efendim her taraf tahrip olmuş. Şu anda ilçeye su sağlayamıyoruz. Evet. Susuzluk var. Vatandaşlarımız çok mağdur. Sizlerin aracılığıyla bunu iletiyoruz ama biz bu şikayetçi değiliz. Devletimiz bunun üstesinden gelir. Ancak tabii ki bizim de imkanlarımız kısıtlı. Belediyelerin imkanlarıyla bunu yapmamız mümkün değil. Canan Hanım. Evet. Ama biz sadece bir arayıp geçmiş olsun deme lütfunda bulunmayan siyasilerimize Yılca halkı adına ben sitem ediyorum. Evet. Biz %86.29 oy vermiş bir ilçeyiz. Evet. Cumhur İttifakı olmakla beraber yani biz bu memlekete destek vermiyor. Cumhurbaşkanımıza destek veren en büyük ilçeyiz biz. Birinciyiz Düzce'de. Evet. Sayın vekillerimiz bir arayıp da geçmiş olsun. Beni aramasınlar. Benim ona ihtiyacım yok. Hal hatır sormasınlar. Ama ilçe halkımızı gelip burada ne var, ne sıkıntınız var onlardan öğrensinler. Yani hiçbir ben, siyasi, yani Düzce milletvekili... Ne algılarlarsa algılasınlar. Kimse sizi aramadı mı Yasin Bey? Beklentim yok. Ben milletvekili bakan olacak değilim. Ama ilçemin de geleceği için, ilçemizin halkı için de çabalar içindeyiz. Vatandaşımız diyor ki belediye niye diyor bunu çözüm bulmuyor diyor. Bize sistem ediyor halkımız haklı olarak. Ama evet. Belediyemizin imkanları dahilinde Düzce'de, Kaynaşlı'da biliyorum sıkıntılar var. Su sıkıntılar var. Görüşürüm arkadaşlarımla. Evet. Cuma yerinde aynı şekilde. Akçakoca'da sağ olsun hepsi tankerlerini gönderdiler. Su taşıyorlar bize ilçeye. Evet. Şu anda teşekkür ediyorum onlara. Allah razı olsun belediye başkanlarımızdan. Yani ben de olduğu zaman ben de onlara destek oluyorum. Birbirimizle olmasak evet. Zaten hepten ilçeye hizmet edemeyeceğiz.
Yani Rasim Bey, şu anda hem yol hem su noktasında büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Peki evet, şunu merak ediyoruz. İki gün efendim su kaynağına ulaşmak için çaba gösterdik. Dün su yoluna giderken ben makam aracımla suya gömüldüm. Evet. Peki bu... Araçtan zor çıktım ben. Yani ben bunu acınmak için söylemiyorum ama hiç değilse siyasilerimiz bir halatır sorsunlar ya. Bakan Düzce'ye geliyor, Yılca yolundan geriye dönüyor. Yani böyle bir şey var mı? Yılca var, bir ilçemiz var diye insanlar bir söyler, bakana söyler. Gelir yerinde inceler. 17 tane köy yolu kapalı şu anda. Evler çöktü burada. Hiç gelip de geçmiş olsun bile lütfumda bulunmadılar. İşte ben onu merak ediyorum. Şimdi diyoruz ya, 17 köy yolu sıkıntı var, ulaşım noktasında sıkıntı var. Alternatif bir güzergah var mı? Sonuçta bu insanların acil bir durumu olabilir. En itibariyle sağ olsun kaymakamımızla birlikte biz sabah evet. saatlerinde su debisi düşünce dere yatağının evet. gittik o güzergahı araçlarını da iş makinelerimizle kendi çevredeki makineleri alttan aldığımız burada şirketlerin aldığı makinelerle araçlarla özel idarenin yolumuzu açtık bir kısmını. Temizledik kendim bizzat başında evet. durarım. Evet. İlk yağıştan beri Yılca Düzce arasında gece saat 4'e kadar Düzce yolunun açılması için sabaha kadar sırılsıklam aradım. Olsun isterse suya gömüleyim ama hı hı. insanlar gelip o yolda biraz olsun çaba göstermesi için bize destek olmaları lazımdı makinelerle. Peki Hasanlar Barajı Rasim Bey. Hasanlar Barajı'nın da biliyoruz ki su seviyesi 98 yılından bu yana bu kadar yükselmemişti. Çok büyük tehlikeyle gerçekten bir karşı karşıya kanalında. Hasanlar Barajı konusunda neler söylersiniz? Ya bizim aracımız biliyorsunuz 68'de temeli Sayın Demirel tarafından ilçemizi ziyaret etti o dönemden bugüne. İlçemizi en büyük siyasilerin burada o dönemden gelen genel başkanlar düzeyinde ilçemizi çok ziyaret eden olmuştur. İşte efendim hep bütün en son biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan olarak ilçemizi ziyaret etmişti. Verilen Yılca yolunda sıkıntılar var. Hala bitirilmedi. Evet. Cumhurbaşkanımız bu yolu en kısa sürede bitireceğiz dediler. Yılca yolunu kendi çabalarımı 4,5 yıldır ben o yolda Covid oldum. Evet. Yani uğraş vere vere kendi imkanlarımızla söyleye söyleye Sayın Cumhurbaşkanımıza mektup yazdım. Yani Hasanlar Barajı'ndaki sıkıntı tabii ki var. Evet. Bu kadar yağış alan bir barajda sıkıntı olmaz mı? Evet. Yani 300 kilogram metrekareye yağış alan bir ilçede barajı çünkü o barajdaki oranı yükseklik oranı 2 katına çıktı. Evet. Allah'tan yani Hasanlar Barajı çok iyi bir imar şeklinde yapılmış yani projesiyle hı hı. beraber burada 50 yıldır hemen hemen hizmet veriyor. Evet. Yani benim çocukluğumda ben ilkokul 5'e gidiyordum o barajı temel atılmıştı. Demirel geldi temel atmaya. Ama o günden bugüne çok şükür bir çatlak patlak oluşmadı ama hı hı. tabii ki bu hasar verilmeyecek, patlamayacak, yarın bir sıkıntı olmayacak anlamına gelmez. Evet. Devlet su işlerimizin buraları devamlı onarımlı tadilatları, tamiratları yapılıyor. Tabii ben mühendis falan değilim ama devlet su işlerinin yetkili birim mühendisleri bunları inceliyorlar. Peki Rasim yani, Bey. Bu kadar su almaz. 98'deki aldığı yağmur daha fazlaydı. O, evet. Oradaki etki daha fazlaydı ama bu seferki onun 2 katıydı yani. Evet. Ona rağmen yani çok sıkıntı çekilmedi baraj konusunda ama oradan taşan sular Düzce'ye zarar verdi yani ekili evet. alanlara. Dikili alanlara zarar verdi. Evet. Evleri ki biliyoruz ki ne kadar büyük etkilerde tarım arazileri sular altında kaldı. Peki. Gece beni arıyorlar. İçmelerden efendim işte Bahçeköy'den diğer köylerden beni arıyorlar. Başkanım işte tehlike var mı? Evlerimizi boşaltalım mı? Evet. Ancak ben tabii ki onları tedbir amaçlı demiyorum ki boşaltın veya şunu bunu. Ama tedbirinizi alın diyoruz yani. Evet. Peki Rasim Bey susuzluktan bahsettiniz. Çok büyük mağduriyetiniz. Su. Yolları evet. açtık biz. Ulaşım sağlanıyor evet. şu anda. Bu suyla ilgili sıkıntı nasıl çözülür? Yani Yılca'nın şu anda neye ihtiyacı var? Bu su noktasında... Suya ihtiyacımız var evet. hanımefendi, suya. Canım hayır yani su bu altyapının çözülmesi noktasında çalışmalar ne kadar sürer? Tahribat söz konusu. Şu İller Bankası yetkilileri geldi Canan Hanım. Evet. İncelemeye gittiler. Saat 8'de buradaydılar. Biz geldi sağ olun. Evet. Bölge müdürümüze teşekkür ederim. Genel İller Bankası genel yardımcımız aradı gece. Ekipler hemen gelecek dedi. Şu anda ekiplerim sabah 8'de buradaydı. Tamam. Kaynağı ulaştırdık. Arkadaşlar inceleme yapıyor. Ölçümlerini yapıyorlar. Geçici bir çözüm için suyu ilçeye akıtmak için uğraş veriyorlar şu anda. Tamam. Allah razı olsun kendilerine. Evet. Ama hiçbir siyasi insan demez mi ki yani biz burada seçim oy vermiş seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız ilçeye yolunu çözünü vermiş. Gelip ilçeyi bir şey gibi görüyorlar. Başka bir ilçe olarak görüyorlar şu anda. Anladım Rasim Bey. Ben 3 tane milletvekilim var. Gelip bir inceleme yapmaz mı? Araştırma yapmaz mı? Evet.
Razım Bey, çok geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz.